Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ruhban. Bugün karşınızda oyun yerine ufak bir bilgilendirme videosu yapacağım HOI4 ile ilgili. Discord'da çok fazla özel mesaj aldım. Yorumların altına da yazanlar çok oldu. Haritayı nasıl bu şekilde yapıyoruz? Mod update'li değil, modu update edemiyoruz. Nasıl yapıyorsun gibi bir takım mesajlar aldım arkadaşlar. Şimdi bunları teker teker hep mesajla yazmak yerine ufak bir video yapayım dedim açıkçası. Kısa olacak falan, hani elimden geldiğince çabucak anlatmaya çalışacağım size arkadaşlar. Şimdi bazen modlar update edilemeyebiliyor. Yani çok kritik modları zaten siz çok müdahale edemezsiniz. Çünkü ince ayarlarıyla falan, ama bu şekilde grafik modlarına siz ufak böyle müdahalelerde bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna da şu şekilde. Mesela işte dediğim gibi nasıl yapamadığınız şöyle, geldiğiniz zaman arkadaşlar ne kadar abone olursanız olun, mesela Better Political map'e update edilmediği için çok fazla mesela update diye yazanlar var. Şimdi onu şöyle göstereyim arkadaşlar. Oyunun klasörüne gideceksiniz. Oyunun klasörüne giderek onu da ben şöyle göstereyim, şuraya koyayım. Bakın, belgelerden Paradox Interactive'e geliyorsunuz. Paradox Interactive'den Hearts of Iron 4'ü seçip şuradan moda geliyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle not defteri bekleyebilirsiniz ama not defteri değil, böyle videomsu şeyler var. Bunlara isterseniz siz kendiniz isim verebilirsiniz. Ya da oyundan zaten nasıl indiriyorsanız o şekilde gözükür. Tek tek gezmeniz gerekebilir arkadaşlar. Yani mesela buna geleceksiniz. Birlikte aç diyerek not defteri olarak açacaksınız. Zaten şurada oyunun modun adı yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Mesela bu mod, tıkladığımız bu mod Cold War moduna ait bir müzik botuymuş. Ya bunları bu şekilde kendiniz rahat bir şekilde gezip bakacaksınız. Genelde indirdiğiniz sıraya göre, yani onu şöyle yeni bir oyun açarak gösterebiliyor muyum emin değilim. Olmadı, bu oyunu kapatır hemen o şekilde gösterelim bakayım. Sanırım evet, oyunu kapatarak gösterirsem daha şey olur. Yani normalde hani nasıl bulmanız, rahat bulacağınızı göstermek adına şöyle yapayım hemen. İlk indirdiğiniz mod ilk sırada oluyor arkadaşlar. Yani mesela atıyorum sizin indirmiş olduğunuz bu Better Political Map 6. modsa o direkt şurada elinizin altında oluyor arkadaşlar. Mesela benimki Expansion Laws. Şu şekilde onu da anlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Ha, emin değilim. Sadece bu benim teorim. Hani doğrudur değildir emin değilim arkadaşlar. Ama şöyle test edelim. Mesela benim birinci indirdiğim mod Better Air. Yok, bu değil. Bu değil bu arada. Birinci indirdiğim mod. Hani bu bazen oluyor, bazen olmuyor. Olmuyormuş. Tamam, buna bakmayalım. Olabiliyor. Bir güzel bilgi verelim derken böyle failleyebiliyorum. İdare edin. O zaman arkadaşlar elle gezeceksiniz. Ama bakın mesela benim buradaki ikinci map'im şu şekilde görebilirsiniz. Normalde bu hepinizde 1.3'tür arkadaşlar. Support versiyon 1.3 nokta yıldızdır muhtemelen. Yani eğer çalışmıyorsa sizde. Bunu sadece 5 yaparak, yani normalde olması gereken rakam şu. Açtığınızda da şu şekilde bir görüntüyle karşılaşacaksınız. Hani bunu direkt oradaki rakamı 5'e çekerek, yani güncel oyunun modu olan update'e çekerek rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere diyor ki bu diyor 1.5'i desteklemiyor Hacı abi diyor. 1.3'ü destekliyor diyor. Sen diyor bize fake atıyorsun diyor. Hemen abi buradan geliyorsunuz. Buradan 1.5'i yapıyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Sonra tekrardan oyunu açıyorsunuz ve bir bakmışsınız ki woohoo, update gelmiş. Yani bu şekilde update edebilirsiniz. Bu da sizin işinize yarayacağını düşünüyorum. Bunları küçük, oyunun kaderini belirlemeyecek modlar üzerinde yapabilirsiniz. Yani mesela bunu bildiğim kadarıyla işte ne bileyim Millennium Dawn üzerinde yapamazsınız. Çünkü Millennium Dawn'da genelde update'ler geldiği zaman Focus Tree'lere falan da update yapıyorlar. Hani çok büyük bir update gelmediyseniz, yani Millennium'dan sadece versiyondan dolayı bir update gerekiyorsa yapabilirsiniz. Ama eğer içerisindeki Focus Tree'ye işte ne bileyim
teknolojiye vesaireye bir update geldiyse bunu sadece o bir tane tuşa basarak yapamazsınız. Oyun belirli bir dönemde crash verme olasılığı taşıyabilir. Yani yine denersiniz tabii. Hani illa ki çok uzun süre inmiyorsa denersiniz ama benim tavsiyem çok da kastırmayın. Yani böyle küçük minimize şeylerle uğraşabilirsiniz. Neyse. Umarım yardımcı olmuştur arkadaşlar. Az da olsa yani bu map şeklinde oynayabilirsiniz. Umuyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım yardımcı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Ha, kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek. Bir sonraki bölüm derken aslında tip videosu. Neyse, hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.